Canik, SFX, Mete, bir de Gönül Ağacı'nda deneyelim. Bayağı güzel. Ah, sonuncuyu kaçırdım. Arkadaşlar merhaba, Poligonist'ten ben Fatih. Bugün sizlerle beraber bir Canik videosu çekeceğiz. Az önce bunu arkadaşımız Makine Kimya'dan taze taze almış gelmiş ve ilk önce bana getirdi, sağ olsun. Hemen bir deneme atışı yaptık. Şöyle beraberce bir de kutu içeriğine bakalım. Daha sonra tabancayı incelemeye devam edelim arkadaşlar. Tabancanın içinden 1 adet yağ, 3 tane harbi, 1 kıl, 1 tel, 1 de bez takmak için. Bir tane arka sırtlık kabza için. Bir tane şöyle güzel bir sökme takma aparatı geliyor. Bu çok iyi. Bir tane Canik'ten ben de istiyorum. Bunu şimdilikten söyleyeyim. Umarım birisi izliyordur. Evet, bir de şöyle tabancayı her türlü söküp takma aparatları içerisinde olan bir alet geliyor. Şöyle küçük tabanca şeklinde, kutu diyeyim daha doğrusu, alet değil. Şöyle içinde tork şeyleri, rondülası, vidaları falan var. Bunları daha önce Rival videosunda göstermiştim. Ama kadrajı maalesef ayarlayamamışım arkadaşlar. Acemilik, ekranı görmediğim için şu an. Aslında o videoda gözükmeyen kısım sadece 2-3 dakika, yani yarım saatlik bir video içerisinde şöyle güzel bir oyuncak kutu geliyor. Çok da şık açıkçası. Güzel bir fikir, başarılı buluyor ve destekliyorum. Şöyle kullanma kılavuzu, işte şeyleri içinde, şu an işte silahın faturası, geçici ruhsatı falan var. Evet, geçelim. Mal bu arkadaşlar. 3 adet yedek şarjörüyle beraber geliyor. Bir de tabii ki dış kılıf. Şöyle bu yarışma kılıfı olarak tasarlandığı için bu şekildeymiş. Ben biraz daha şöyle uzun kılıflar seviyorum. En azından sivil kullanıcı açısından. Tabancamızı almadan önce şöyle hemen ufak bir iki daha şeyini göstereyim. 2 tane red dot ayağı var. Bir tanesini göstereceğim. Bunlar plastik ayaklar arkadaşlar. Diğer de başka marka red dotlar için. Hızlı mermi doldurma aparatı ve 2 tane de yedek şarjör, 18 artı 1 kapasitede, bir tane de üstüne geliyor, 3 adet. Şöyle kutuyu kenara kaldıralım. Üstündeki red dot'un markası da Mekanik artık. Yabancılar Kanik diyorlar. Şöyle göstereyim. Canik'in kendi ürettirmiş olduğu red dot arkadaşlar. Şöyle onun da kutusunu göstermiş olayım. M01 modeli diye geçiyor. 3 MOA. Şöyle havalı bir kutusu var arkadaşlar. Tabancayı da şöyle yanına koyalım, kadraja girsin. Şöyle çok şık bir kutusu var. Rengi çok hoşuma gitti özellikle. Logoları da güzel. Şöyle açtım. Ayar için şöyle vidaları, tornavida ağızları, kullanım kılavuzu, bir adet temizleme bezi, içerisinde silika jel, şöyle ürünün poşeti sanırım bu. Şurada da tabancanın kendi kapağı duruyor. Böyle güzel bir şey yapmışlar. Oldukça şık, gösterişli. Evet, kutuyu geri toparlayalım. Yani bunu, kutunun içinde ne var diye merak edenler için gösteriyorum arkadaşlar. İnternette bilmiyorum, YouTube'da daha önce bakmadım bunların kutu açılışları var mı diye. Öyle de size göstermiş olalım. Şu paketlemesi çok hoşuma gitti. Bu red dot'un özelliği hareket sensörlüymüş arkadaşlar. Ben de ilk defa elime aldım bugün. Canik'e gittiğiniz zaman Canik Store'da bunu kendileri takıyorlar ve sıfırlanmış olarak veriyorlar. Yani Canik modeller için sıfırlanmış vaziyette geliyormuş. Üzerinde bir tek yükseklik, up ve right, şöyle gösteren yükseklik ve sağ sol ayarı olan
ayar vidası var. Herhangi bir açma kapama düğmesi yok. Dediğim gibi tamamen hareket sensörlü. Kullanmayı bıraktığınız zaman otomatik kapanıyor arkadaşlar. Sürgü kertiklerinin devamını da buraya yapmışlar. Oldukça hoş olmuş. Bu SFX Mete modelinde olduğu gibi. Tabancanın üzerinde bir magvel var. Şöyle göstereyim. Alt polimeri de buna göre dizayn edilmiş. Burada bir bütünlük sağlıyor. Bu da oldukça güzel olmuş. Tetiği arkadaşlar Rival tetiğiyle, yani Just tetiğiyle değiştirilmiş. Bu da yine Canik Store'da takılmış arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şu sökme mandalındaki şuradaki pim olayını bu modelde de kaldırmışlar. Yine Rival'deki gibi yapmışlar. Şu sürgü düşürme mandalı da inceltilmiş. Rival'deki gibi şöyle biraz sert basılıyor. Yani şu anda silahta sıfır olduğu için arkadaşlar biraz zorlanarak basıyorum açıkçası. Yani ancak şöyle basılabiliyor. Yani bu böyleyken direkt böyle sürgüden çekip bırakacağız artık. Yani basması gerçekten zor maalesef. Sanırım dışındaki kaplama serakot herhalde. Siyah serakot gibi duruyor. Şöyle bir tetiğine bakalım. Tetik gerçekten çok iyi. Yani şöyle milimetrik bir reseti var. 3 noktadan referanslı bir gezi arpacığı var arkadaşlar. Daha önce özel harekatçılar için yapılan Canik SFX Mete modelinde tritiumlu gezi arpacık vardı. Bunda büyük beyaz nokta kullanılmış. SFT Mete modeli var bende. Onundaki gibi bunlar birebir aynı. Canik'in yine klasik şeyi, arkasında bir iğne kurulu indikatörü var arkadaşlar. Bu oldukça iyi. Gerçekten hoş. Şurada atım yatağı dolu indikatörü var. Şurada tırnak. Atım yatağı dolu olduğu zaman bu parça buradan yukarıya kalkıyor. Dolu olduğunu oradan fark edebiliyorsunuz. Sürgü düşürme mandalı çift taraflı. Yine görüyorsunuz. Söylemeye gerek yok. Rival modelindeki gibi Made in Türkiye yazısını buraya yazmışlar. Önceden şuradaydı. Ve şuralara da yarışma kılıfları için birer kertik eklemişler. Bu da dediğim gibi Rival modelinde de var. Alt kabze de, yani şuradaki detaylar yine bunlar Rival'da da mevcut arkadaşlar. Bunda alt kabzede bu şekilde iyileştirmeler yapılmış. Sadece tek eleştirebileceğim şey işte şu Canik'in ince yanakları arkadaşlar. Bunlar biraz bombeli olsa, yani veya bu kısmına çıkarılıp takılan bir şey yapılmış olsa çok daha güzel olurdu bence. Evet, silahımızın bir ağırlığına bakalım. Çok fazla şurası şöyleymiş, burası böyleymiş demek istemiyorum. 760 gram şarjörsüz. Herkes biliyor zaten. 848 gram, 850 gram diyelim. Şarjörlü ağırlığı 850, 950, 1050 gram, işte 1100 gram gibi bir ağırlığı oluyor. Tabancamızın tam dolu kapasitedeyken. Bu tabancayı daha önce birçok kez incelenmiştir arkadaşlar. YouTube'da da videoları vardır. Oralardan da izlemişsinizdir. Yani şu şarjör düşme mandalı sağlı sollu bilmem ne vesaire bir şey demeyeceğim. Pikatin rayı vesairesi gözüküyor. Herkesin bildiği ve artık tüm polis teşkilatı da kullanmış olduğu için herkesin görebileceği bir model. Biz bunun biraz daha artık hissiyatlarına yönelik bakış açılarımızı paylaşacağız arkadaşlar. Tetik ağırlığını bir ölçelim. Şöyle. ...1626 gram geldi. Yani şurada biraz kademeli geliyor tetik. 1746 gram geldi. 1682 gram geldi. Tabanca sıfır olduğu için bu tarz şeyler normal. Şimdilik bir rodajını tamamlaması lazım. Yani yoksa hissiyat olarak güzel. Tabancayı şöyle bir sökelim. Üst taraftan iki mandalına basıyoruz ve yukarıdan kaldırıyoruz arkadaşlar tabancayı. Bu silahta ekleyeceğim güzel bir özellik daha var.
Janin sitesinde satılan geri tepme önleyicili bir yay sistemi de sonradan bu tabancaya eklenmiş ekstra bir seçenek olarak arkadaşlar. Evet, namlusuna şöyle bir bakalım. Gayet uzun bir namlusu var. Şöyle yiv setlerini beraberce görelim. Klasik düz yiv set. Tabancanın işçiliği, iç kısmı maşallah ayna gibi. Çok güzel. Şurada bütün fazlalıklar boşaltılmış arkadaşlar. Ayna gibi ışıl ışıl bir üst kapak işçiliği görülüyor. Aynı zamanda bu geri tepme önleyici yayın da performansına bugün şimdi sizlerle beraber bakmış olacağız. Takması da biraz zor. Şunu tam ben de ilk defa Canik'in bu yayını takıyorum. Oldukça yağlı, şimdi elimden de kaydırmak istemiyorum. Şurada bir yeri kaldı ama bir türlü oturtamadık. Evet, bu şekilde taktık çok şükür yerine. Şimdi takarken arkadaşlar, kızaklarda şurada bir tırnak var. Şurada bir kertik var. Bunları üst üste getiriyoruz. Ve direkt çekiyoruz. Bir kere de takılıyor arkadaşlar. Bunu bazı arkadaşlar soruyorlardı nasıl takılıyor falan diye. En kolay kestirme, kopya çekilecek yolu o. Ben hep o şekilde takıyorum. Şimdi videolarda gösterirken tabii ister istemez biraz zor olabiliyor. Yani bakalım asıl performansını atışta göreceğiz. Bunun arkasına bir tane de uzatma takılsa artı bir, şöyle buradan veya magvel varken şimdi şarjör sıkıştığı zaman bunu buradan çekip çıkartabilecek bir boşluk olsa daha güzel olur. Şu an 18, yani artı bir arttırılabilir şarjör kapasitesi. Arka şarjör uzatmasıyla beraber en azından tutması biraz daha kolay olur. Hem görünüm biraz daha sportif olur diye düşünüyorum. Bir de poligonda atışlarına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Canik SFX Mete tabancamızla poligonumuza geçtik. Mühimmatımız Özkursan poligon. Şöyle hemen açıp dolduruyorum. İlk önce 10 tane deneyeceğiz. Bir nişanına bakalım. Daha önce hiç atmadım. İlk defa atacağım şimdi. Şarjörler gayet rahat doluyor. Evet. Şöyle bir red dot'u kontrol edelim. Evet. Red dot açık. İlk önce bir nişanına bakıyorum. Evet. Nişan ayarı gayet güzel. Çok tatlı. Gerçekten çok hoş. Baktım aynı delikten gidiyor. Biraz hızlandım arkadaşlar. Gayet hoş oldu. Tabancanın yani kırmızı nokta arpacın biraz üstünde gözükmesine rağmen güzel vurdu. Ben dedim biraz alt vurabilir. Evet, şu şarjör sürgü düşme mandalı bayağı sert. Çift köz açık atıyorum burada. Ops. Bakın. Kısa resetin işte burada dezavantajını görüyoruz. Alışmadan kontrolsüzce patlayabiliyor. Red Dot'a da çok alışkın değilim gerçi. Şu
şu yanlışlıkla patlayan tetiğin düz olmasından dolayı, yani bu kadar geniş bir tetik tabi ister istemez alışkın değiliz sonuçta, biraz sol taraflara kaçırmamıza sebep oluyor arkadaşlar. Onun dışında güzel, yani alışılsa güzel netice alınır ama bu tabancayla dikkatli atmak gerekiyor. Yani az önce gördüğünüz, ben bile yanlışlıkla patlattım. Şarjörüme bir 10 tane daha koydum. Evet. Bir seri atışından bakmak istiyorum ama gongları da gözüm kesiyor arada ya. Şöyle şu geri tepme önleyici yayın bakalım, bir farkı var mı? Bir deneyelim şöyle. Seri atışı. Evet. Tepmesin diye biraz fazla kastık. Bir tık aşağıda toplandı. Aslında açıkçası çok da kırmızı nokta falan görmedim yani. Direkt kas hafızasıyla attık. Red dot'a alışmak lazım. Şöyle hemen yüklemeye devam ediyorum. Bir de double atacağım. Double'larda yine şu bölgeyi koparttık arkadaşlar. Biraz da şuralara gelmiş. Güzel bir double atışı var diyebilirim. Tabii tetiğin biraz daha kendini rodajlaması lazım. Şöyle bir daha bir double atmak istiyorum. Tabancayı sevdim açıkçası. Biraz daha fazla atılabilir. Alışıldığı takdirde gayet güzel atışlar yapılacağını düşünüyorum. Bendeki SFX'ten yana oldukça şanslıyım. Bakalım ileride SFX MT'ye de geçebiliriz. Zaten SFT MT elimizde mevcuttu. Evet, şöyle biraz daha. Şöyle bir ilk mesela nasıl geliyor attığım zaman double'lar. Şöyle yan yana görelim. Ya tetik aslında benim kontrol etme çalıştığımdan daha yumuşak. O yüzden tabancayı biraz aşağı baskılıyorum. Biraz daha yumuşak davranmak lazım tetiğe. Evet. Şimdi mesela şöyle gösterelim. Bakın. Bu ilk attığım double, bu da ikinci double. Dediğim gibi biraz tetiği şöyle hissetmek, onun ihtiyacı kadar baskı uygulamak lazım. Red dot'a da yavaş yavaş alışıyorum gibi. Aa. Mesela sonlarda biraz fazla kastırdım. Böyle saçma sapan alakasız yerler ekledi. Yine bir tane daha şuradan geçmiş. Yani dediğim gibi biraz alışmak lazım. Belli bir ayarı var yani. Onu tam yakalamak lazım. Ortaya tutturmak lazım arkadaşlar. Bir de yani şu tetikte bir sıkıntı var. Arada atamadım yani. Şöyle bir beni de şaşırtan bir durum oldu açıkçası. Ama tabancanın yeniliğine veriyorum. Biraz daha bakalım. Evet. İkinci kutuya geçtik. Bir gongları denemek istiyorum arkadaşlar. 25 metreden bakalım. Grupman nasıl olacak? Biraz demire vurduk. Çok güzel. Aha, biraz üstüne kaçırdım.
Çok iyi. Red Dot'un avantajı biraz beni de tembelleştirdi ama. Direkt gördüğünüz yeri vuruyorsunuz yani. Bakalım toplam kaç atışa kadar ayarı stabil kalacak. Bu da önemli arkadaşlar. Sıfırlamayı yaptıktan sonra uzun atışlarda stabil kalması önemli. Yine bir 10 tane koydum. Demire vurduk. Allah. Şimdi hızlı hızlı vuruyorum, baktım hızlı gidiyor. Evet, mermi bitti. Son bir tane kaldı, onu da hemen şöyle atım yatağından yükleyip. Ah, demiri vurduk. Evet, onu da döndürelim. Ya buradan da keyifli oluyormuş böyle ya. Bir tur daha gidelim bakalım. Daha sonra içeriden hızlı atacağım. Hoşuma gitti yani, 25 metreden de tık tık vuruluyor. Şöyle Red Dot'u da ekrandan nasıl gözüktüğünü çekelim abi. Bir tane arızalı mühimmat denk geldi sanki, onu ayırdım hemen. Şöyle yapalım mı? Kamerayı şuradan bir şöyle tutayım bakalım. Şöyle ekrana. Evet, şöyle gözüküyor arkadaşlar yani. Hatta bir tane ekrandan bakarak deneyeyim. Yok, böyle böyle vurulmayacak. Siz buradan izlemeye devam arkadaşlar. İkide iki, üçte üç. Aa. Sonuncusu geri döndü. Hızlı atacağım diye kaçırıyorum. Yoksa çok güzel gidiyor. Evet. Vallahi gayet beğendim açıkçası. Keyifli bir tabanca. İçindeki yay oldukça fark ettiriyor bana göre. Red Dot'ta büyük kolaylık sağlıyor arkadaşlar. Biraz tembelliğe alıştırabilir. Evet. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Güvende kalın. Şarjör her zaman olduğu gibi sizde.